futbol severlerin en çok sevdiği program. Yani evet, bu programa karşı çok ciddi bir ilgi alaka var. Önümüzdeki maça bakalım. Evet, çok ciddi ilgi alaka var. Bunun sebebi belli bu arada. Tamamen duygusal sebepler. Ama şu var. Ama bir yerde millete de hak veriyorum. Yani mütevazı olmuyor. Gelirler çok düştüğü için insanlar bir şekilde para kazanma derdine düşüyorlar. Evet. İddia falan böyle. Valla her konu mütevazı olurum. Biliyorsun mütevazı severim. Mütevazı bir hayatım var. Kimden bahsediyorsun? Yani şurada bir ikilem ettirmiyor. Sonra diyor ki niye böyle. Diyorum ki mütevazı severim. Mütevazi yaşamları severim. Mütevazi de hoşlanırım. Kusura bakma. Şimdi bizi izleyenlerecek ne var bu kadar? Ne oluyor bu kadar kardeşim? Ne oldu gene patladınız? Her konuda mütevaziyim ama bu tahmin konusunda... Değilsin değil mi? Tahmin... Gözüne yaş geldi. O zaman, tahmin konusunda... O zaman hemen sorayım. Tamam. Hemen sorayım. Sana. 6 evet. Nisan Cumartesi 13.30 Bodrum sıcağı 25 derece Bodrum Futbol Kulübü Keçiören. %100. Ben %100 dersem %100'dür. Tamam. Bodrum mu kazanır? O küçücük, içi dolu fıçıcık stadyum var biliyorsun. Sanayinin içerisinde, sanayinin bağrında. Ama çimleri affedersin Kont Barnabeo'da yok. Mükemmel çim var. Harika lade. Ama stadyumun dışı enteresan bir şekilde. Bodrum FK şaşırtıyor herkesi ama burada şaşırtmaz. Galibiyeti alır ve rakiplerin kaybetmesi bekler. Açık yine net. Futbol severlerinin böyle el açıp dua edeceği bir maçlardan biri pozisyon konusunda. Çünkü pek bir şey beklemiyorum maçta. Ne diyorsun? Hangisi? Bodrum. Tabii yani iki tane şut gördüysen kaleye isabetli, üç tane şut gördüysen öp başına koy. Ama diyorum ki iddialıyım yine. Artık maçın skoru beni ilgilendirme kardeşim. Sen maçın skorlarını söyle. Beni onunla ilgilendirmiyor. Beni artık gollerin kim attığı ilgilendiriyor. İşi artık yani arşa çıkarttım. İşi artık Everest'in tepesine çıkarttım. Gökdeniz 1, Kenan 2 diyorum. 2-0. 2-0 mı? 2-0. Vallahi hiç fikir beyan etmek istemediğim maçlardan biri ama... Yani 2-1 de olabilir. Bodrum gol yemez. Arayı bir tane sıkıştırır uzak. Bodrum gol yemez. Arayı bir attı, tesadüfen attı. Bodrum gol yemez. %100. Cumartesi 16'da Ümraniye Spor Şanlıurfa maçı. Ben de bu maçta çok iddialıyım ya. Şanlıurfa maçı kazanır. En son ne zaman iddialı olmuştun? Şanlıurfa ne zaman kazanır desem kazandı. Vallahi. Evet. Bakayım düşüneyim ben de bir. Ne zaman dedin sen en son? Sen Şanlıurfa hiç dedin mi böyle böyle? Çok dedim ya. Bir tek Tuzla maçında kaybettim. Tersten geldin. Hayır tersten geldin sen hep. Şanlıurfa kazanır demiştin. Nedense bu maçı Şanlıurfa deplasmanda kazanır. Hatta böyle... Yine Sakarya maçındaki gibi erken gol bulacağını düşünüyorum. Valla kimse inanmazken biz inandık. Biz inanmaya devam vallahi ediyoruz. Vallahi Şanlıurfa'ya çok inanıyoruz yani. Valla inanıyoruz. Şanlıurfa Spor bu ligin gülüdür. Koklanmamış gülüdür. Şanlıurfa Spor bu ligin en sevimli, en lezzetli, en keyifli takımıdır. Hatta Şanlıurfa Spor bu ligin en sıcak temaslı takımıdır. Temas seviyor. İlginç tespitler oldu ama neyse. Allah şimdi. Hayır. Teması seviyor şimdi. Yani bunda bir beis yok. Ama şu var. Şanlıurfa Spor güzel bir heyecan yakaladı. İyi bir seri yakaladı. 3'te 3 yapmaya yakın. Haydi Urfa diyoruz. Zaten kazandığı takdirde hem rakibi Ümraniye'nin de üstüne çıkma. Çıkıyor puan olarak. Çıkıyor. İhtimali ve şansı var. Hem de kadro kalitesi, heyecan, isteği ve Şanlıurfa sporları arkasına alaraktan ben de bu maçtan galibiyetin sarı yeşil olacağını düşünüyorum. Remzi Özkaya üzüleceksin. Ve gidişat iyi değil Remzi Bey. Aklınızda bulunsun. Bir önlem, hoca yok ki. Önlem almanız gerekiyor diye. En son sportif direktör ve teknik direktör olan İbrahim Dağışan'a yolunu vermişler. Nicolas Anelka ve gözlükleri herhalde şu an. Peki acaba şey hoca mi oldu? Takımı Anelka mı çalıştırıyor? Vallahi kim çalıştığını bilmiyorum takımı. Yani kağıt üzerinde Orhan Hoca diye birisi yazıyor ama yani tanımıyorum ki ben kendisini. Ümraniye'de bir yönetim zafiyeti var. Remzi Bey kızı. Kadro zafiyeti var. Yani Remzi Özkaya. Gidişat iyi değil bak. Bir tane hoca getirin şuraya ya. Gözünü seveyim. TFF'ye düşer bu takım bu gidişat. Şu paraları kıyın biraz ya. Hep şu paraları atıyorsun. Kafelerde mafelerde biraz da şu paraları kıyın abi ya. Gözünü seveyim.
Cumartesi 20.30'da Sakarya Boluspor maçı var. Sakarya Spor evinde Boluspor'la karşılaşacak. %100 olmasa bile bakınız. %100 olmasa bile bu maç sabaha kadar sarı yeşil yazar. Pardon. Ne sarı yeşil? Aklınız dilini döndü. Siyah yeşil yazar. Şöyle bir şey var. Yani alacak Sakaryaspor. Alacak. Hiç hesap kitap yok. Öyle mi diyorsun? Alacak abi, konuştum. Bak, burada ciddi bir düşüş var oyunda. Evet, işte. Onu gözlemledik ama kendi evinde mağlup olunca Sakaryaspor peki bu hafta yani sana ne söyletiyor da bu çıkışa? Mesela son 2-3 maça baktığında hiçbir şey yok ortada. Şundan dolayı bu kadar kötü. O mağlubiyet mesela uyarı mı diyorsun? Uyarı şimdi. Şanlıurfa Spor mağlubiyeti hem 3. koltuğunu, o çok istekli 3. koltuğunu tahttan indirdi ve şu var, bayan şansı. Hata yapanın bir daha geri dönüşü yok. Kaldı şu da 6 hafta bir şey. Doğru mu? Doğru. 6 hafta bir şey kaldı abi. Yani eğer şimdi Bolu yenemezsen bir kere playoff haram. Bak, Bolu yenemezsen playoff haram olur sana. Çünkü rakibin birdi. Arkadan geliyorlar tabii. Bak şimdi Gençler Birliği pusuda. Hemen bekliyor. Burada neden bir endişem var biliyor musun? Bolu da kaybederse yarışta geriye düşüyor. Belki biraz dedim böyle asılır. Hani... Bolu Spor'a çok zorladı. Yani buraya gelmek için çok zorladı kendini. Çok ekstra performans gösterdiler. Evet, evet ama işte şöyle bir durum var. Yani Şansoy, tüketiyorsun bir yerden sonra. Hani hak vermek lazım. Şimdi Bolu Spor'un kadro kalitesi diğerlerine göre sınırlı. Çok sınırlı. Çok zayıf bir kadrosu var. Bakma. Hani iyi bir kadrosu yok. Maddi imkanlar sadece Savaş Başkanı'nın ve diğer birkaç yöneticinin cebine kalmış. Yani burada Sakarya %75 kazanır gibi ama %25'lik de beraberlik payı var gibi geliyor bana. Ben Delvayes olan kazanır diyorum. Doğru yerde oynarsan mı? Evet. Tabii. Sol tarafta. Bak, sağa koyarsan olmaz. Solda iş yapar. Hatta Kabongo'nun da bir golü olur diyorum. Evet, galibiyete yakın Sakarya. Evet. Nisan 7 Nisan Pazar 13.30'da Bandırma Spor Manisa Spor. Ben %100 vallahi şu an nedense böyle 3-1 gibi falan bir Bandırma golemez. Galibiyeti bekliyorum. Golemez. Belki kazayla Sandro Lima bir tane kafa. John Mari demedim bak. John Mari zaten kayıplarda. Valla Bandırma Spor güzel bir çıkışla başladı. Ben gollü de bir maç bekliyorum. Evet. Biraz daha böyle hani Yusuf Hoca geldikten sonra onu vaat ediyor. Aksiyon göreceğiz. Aksiyon bak, göreceğiz. 3 dedin. Diğer hocalarımı görmemiştim. Maça gidiyor muyuz pazar günü? Valla Bandırmalar isterse gideriz. Açık ve net. Tamam, bakalım oraya bir açık. Bandırma Sporlar bizi isterse, bizi severse, bizi davet ederse geleceğiz. Ha, etmezse canınız sağ olsun. Emir telakki ederiz. Gelmeyiz ama bizler gelmek istiyoruz. Olabilir. Manisa dediğin gibi hoca gitti. Mustafa Hoca. Evet. Ben çok da fazla direnemeyeceğini düşünüyorum. Bandırma Spor'un şu motivasyonla Manisa'da çok böyle... insan gidecek. Manisa'da çok baş gidecek. Manisa'da çok baş gidecek. Evet. Ey Ayhan Şansu. Çok şeyler duyuyoruz zamanla. Netleşince göreceksin. Bazı şeyleri konuşuruz. Yine pazar günü saat 13.30'da Çorum Futbol Kulübü Kocaeli'yi konuk ediyor. Çok güzel maç olur ya. Şeyim ne derler? Sezonun maçı. Yani Çorum Futbol Kulübü 3. sırada biliyorsun. İşte, Kocaeli Spor 3. sırada. 48 puan. Aynı puanda küçükken hala izin var. Şey küçükken ezan okunmaya başlarken hoca çıktı yukarı doğru biliyorsun. Ezan okumaya başlarken maç esnasında ne derdik? Atan galip, yiyen mağlup. Beyler son atak. Son atak. Atan galip, yiyen mağlup. İsterse maç 5-0 olsun, 10-0 olsun. Fark etmez. Çünkü ezan saati belirler. Maçın gidişatını ve maçın bitişini. Ne oluyordu? Atan galip, yiyen mağlup. Bu maçta da Çorum Futbol Kulübü atarsa, kazanırsa üçüncülüğü rahatlayacak. Ben biraz şey Koca bekliyorum. Yenerse üçüncü olacak Ayhan Şansoy. Kim galip gelirse üçüncü olur. Ben o kadar emin değilim ama. Ben çok çok eminim. Çünkü bu moralle, bu gazla, bu heyecanla rakibi yeniyorsun abi. Şöyle şimdi Kocaeli gerçekten Göztepe karşısında çok ciddi bir geri dönüş. Tarih geri dönüş. Yani şu anda takımda evet. Motivasyon, moral üst seviyede. Mustafa Hoca'nın ilk galibiyeti oldu. Mustafa Hoca'nın ilk galibiyeti 6 maç sonra kazandı. Evet. Çorum Futbol Kulübü de kendi sahasında
en çok ciddi rakibiyle oynuyor. İyi top oynuyor. Evet, evet. Ama şöyle bir endişem de var. Ya iki takım da ya buradan birer puan alsak yeter bize. Öyle yapmasınlar. Bak sen şimdi bak söyledi insanlara var ya kafalarına bir an girdi. Evet. Şimdi Kocaelispor der ki bir puan alayım ben. Şuna bakayım. Doğru mu? Ama işte bu zihniyetle çıkıp birer puan alırsa arkadan bandırma yarar bu kazanırsa. Bir dakika. Şimdi Bodrum kolay takımla oynuyor. Değil mi? Kısmen bandırma da kolay takımla oynuyor. Heh. Bak Bodrum kolay takımla. Hatta Sakarya da kolay takımda. Sen inanmasan da Sakarya da iner diye düşünüyorum. Bak şimdi olası bir beraberlikte o zaman ne olur biliyor musun? Bodrum'a Sakarya cümbür cemaat onlar gelirler. Siz derler ki Çorum'la Kocaeli aşağı. Aşağı. Biz yukarı. Nasıl lig ama ya? Bu nasıl bir lig abi ya? Baksana. Yok öyle bir lig diye boşuna demiyorum. Gerçekten öyle bak. Neyse biz önümüzdeki maçlara bakalım. Hızlı müthiş hızlı gidelim. Ya, müthiş abi. Ha şu var. Benim... Sonucu kestirmesi... Dur. Son cümlem. Benim şahsi tercihim ve tahminim o maçın kırmızı siyaha daha yakın olduğu şeklinde Çorum Futbol Kulübü mutlu olacağı şeklinde. Ben de aynı kanaatteyim bu arada. Tamam. 16'da Gençler Birliği Adana maçı var. İki takım da kritik galibiyetler aldı bu geçen hafta daha doğrusu. Valla %100 demem, diyemem bu maç için. Çünkü Adana Spor çok farklı bir çıkış yaptı. Ama o çıkışı aslında başka maçta yapmıştı biliyorsun. Deplasmanda gibi maçta kendini göstermişti. Olmamıştı. Ümraniye maçında. İyi futbol vardı ama mağlup olmuştu. Valla bu maç sanki bir beraberlik kokuyor gibi. Bana da öyle geliyor ama... Ama gençler de playoff işte kardeşim. Gençler kazanır maç. 43. Kazanır. Evet. Galibiyete yakın doğru. Evet. Ama Adana Spor yapar mısın bir kıyak? Bilmiyorum. Adana'nın da ligde kalması için mutlak puan alması lazım. Aşağıda karıştı. Çok karışık ya. Yani. Şimdi bak Şanlıurfa diyelim ki Ümraniye'yi yendi. Değil mi? Şimdi Tuzla'nın başına şimdi konuşacağız. Tuzla zaten bir kere 3 puan alacak. Elim aktif biliyorsun. Giresun'da oynuyorlar değil mi? Abi bak şimdi sıkıntı şurada. İkisi de yenerse ki Şanlıurfa'nın yemeğe de ihtiyacı yok. Yani beraber dahi kalsa. Adana tak aşağıda. Evet. Adana aşağıda şimdi. Doğru. Bu maç çok zor. Çok zor maç. Ondan diyorum yani. Çok sıkıntılı maç. Ey turuncu beyaz. Haftanın... Al beraberliği. Trendyol TFF 1. Lig'de şampiyonluğu belirleyeceği maça geçelim. %100 diyorum ben. Ya geçen hafta Eyüpspor futbolcular biliyorsun Adana kebabı doydular. Çok sevdi Adana kebabı. Şimdi İzmir kumrusu var. 7 Nisan pazar günü Trendyol TFF 1. Lig'in şampiyonu Eyüpspor olur. Fazla üzerine konuşmak istemiyorum ben. Ya işte şampiyonluğu kendi evlerinde kutlamak istiyorum. Altay'ı yenerler. Altay'ı yenmek de kalmaz. 4-5 atar diyorsun. Artı 5 mi bazen bahiste? Sen de bahis... Bilmiyorum, hayır. Hiçbir şey bilmiyorsun ama maşallahın var yani. Her detayına bak. Hayır, arkadaşlardan duyduğum kadarıyla. Hep böyle arkadaşlar vardır ya. Artı 4, artı 5 yazar bu maç. %100. Giresun Tuzla maçıyla devam edelim. 8 Nisan pazartesi. Maalesef 17'de. %100. Tuzla alır değil mi? Maalesef. Tuzla'nın yükselişli bir oyunu var. Yani ben de bekliyorum. Bir daha bak, tamam sevmiyoruz, etmiyoruz ama hareketli oyuncuları var. Yani o öndeki, öndeki o orta siyahiler çok hızlı. Dan itibaren 5'ti. Evet, evet. Çok hareketli. Ha şu var. Eyüp Giresunspor Eyüp Spor'a karşı böyle Çanakkale geçirmez yapıp 15-20 kişiyle hatta kahveden adam getirip böyle bir 20-25'li savunma hattı oluşturursa maç 0-0'a bağlanır. Evet yani Giresun'un gol atması da zor gözüküyor. Yani ama çok... işte dediğim taktiği yaparlarsa kahveden böyle adam getirip 25 kişilik bir savunma hattı kurarlarsa oraya Rusya-Ukrayna yaptığı gibi çok farklı olur yani. Yine de Tuzla galibiyete yakın burada. Tabii tabii. Aslında %100 yani bak. Göztepe-Erzurum maçı haftanın kapanış maçı pazartesi 20.30'da. Seni aşkınla, seni mutlulukla, seni özlemle bekleyenler var. Göztepe'de. Güzel yılda Gülsar Aksel'de bekleyenler var seni. Gideriz. Ayhan Şansoy. Güzel de olur böyle valla. Gidiyor muyuz Ayhan Şansoy? Gidelim hakikaten artık yeter ya. Maç pazartesi günü. Sezon bitti yani. Sezon bitti. Ya öyle diye zaten var ya. Ya Göztepe'nin kaderiyle oynuyorsun ya. Ben bir takımın kaderiyle bir kişi oynayamaz arkadaşlar. İzin vermeyiz buna biz. Benim bir videomu çeker misin peki o başta marş çalarken statta? Hangi? Sen hatta özel TFF'den izin alacağım. Mehmet Büyükekşi'den. Yani herkes izin veriyorsunuz, biz de izin veriyoruz. Herkes zaten her şeyi yapabiliyor. Federasyonumuzda var ya, herkes her şeyi yapabiliyor. Öyle rahat bir federasyon. Ayhan Şansoy'u lütfen orta çizgiye ve üçlü çektirmeye. O kadar değil. Nasıl o kadar değil?
Haydi Ayhan Şansoy sahaya, üçlü çektir göz göze diyeceğiz. Ben duygulanırım, ağlarım valla. Ağlar mısın? Valla. Ama zaten bir kere meccesiyle bir kere tüylerin kesildi mi? Tüylerin tamam mı? Tüy kontrolü yapacağım. Meccesiyle beraber çok farklı bir olguyla maça başlayacaksın. Maçın bitiminde de ıssız kuytu köşelerden gelen Ayhan Şansoy göreceksiniz. İsyan marşı mı? Evet. Göztepe, sen şimdi diyorsun maçı ya. Maçı konuşmadık ama hiç bu arada. Maç ne olur peki? Konuşacağız da ama. Şu var. Çok kritik maç. Zor maç ya. Çok kritik maç. Yani Dobadoş'la hata yapma. Bak bu maçta hata yapma. Bu maçta yaparsan gene böyle garip garip atraksiyonlar. Bir kere kimdi oyuncumuz? Unuttuk ismini. Celil değil, Yalçın. Ayhan Şansoy söyleyecektim bak. Yalçın'ı kesme. Stoylov Hoca. Yalçın'ı kesme. Öndeki ikiliyi 65'te ikisini birden çıkartma. Çıkartma. Şu gemici başına şuna buna aman verme. Ahmet Yıldız'la Doğan 11'e girsin artık. Yeter. Bu sakatlık ne o kardeşim? Bacağım mı koptu ya? Bu kadar da takımın sana ihtiyacı var. Ve şey de var. Erzurum ters takım bak. Ayhan Şansoy. Erzurum defansı çok iyi yapan bir takım. Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ovacıklı. Biliyorsun bunlar sıkıntı yaratır. Bir önceki programda bahsetmiştim ya. Evet. Bu Erzurum'la Bodrum karşısında skor olarak geriye düştüğünde. Evet, evet. Zor işin ya. Zor işin. Hele böyle bir kornerden Mustafa Yumlu böyle 3,5 metre boyuyla. Araya sıkıştırır. Bir kafa, tabii bir kafayla o maç bitmez yani. O yüzden bu maç sıkıntılı. Yani Göztepe galibin yakın taraf ama Dadaş'a belli olmaz. Dadaş'a sağ sol belli olmaz. Ben Erzurumlu futbol severler kızmasın bana ama bu maçta Göztepe'nin ben de gidersem kesin kazanır yani. Eyvah. Vallahi büyük sıkıntı. Kapatıyorum. Rasmus Anker sen bir, Ayhan Şansoy iki. Geldiği zaman ot çıkıyor. Ben daha hiç gitmedim. Bastı zaman ot çıkmayanlar var kardeşim Göztepe'de. Erzurum maçından sonra istediğini söyleyebilirsin. Ama bak, Erzurum maçına geliyoruz Göztepe tarafına. Ama uğurlu gelmezsen bir daha İzmir'e giremezsin. Açık ve net. Listemde söylemem yani. Ufak bir tehdit var. Haydi bitirelim. Ağzına sağlık. Bir çağrı yap. Kaç gündür çağrı yapmıyorsun. Evet doğru. Şimdi arkadaşlar. Sezon bitmeden şu üye sayısını artıralım. Bir 5 yapalım, 5-6 yapalım. 5-6 yapalım. Vallahi 5-6 yapalım yani. Biliyorsun 2'de başlamıştık. 2000'den şu an 4.5 civarındayız. 4.5-4.8 civarındayız. Bir 5 olsun, 6 olsun, 10 olsun. Arkadaşlar özellikle bu maça karşı, bu programa karşı bir hassasiyet var. Çok ciddi bir yorum fazla geliyor. Orada burada paylaşıyorsunuz. Çok güzel ama kardeşim yani şu abonelik de bizi hor görme şu abonelikleri. Bir abonelik yapın şuradan ya. Yani bir abone gelin, bir çan gelin. Yorumları okuyacağız. Hepsini tek tek okuyoruz. Doğru yorumları ödüllendireceğiz. Daha yorum gelmedi. Hemen programın altındaki mesajları yazsınlar değil mi? Tahminlerinizi yazın bakalım. Görün bizde ne olacak bir şey. Ayhan Şansoy'dan özel bir hediye gelecek size. Söz. Yemek var daha. Şimdi yemeği değiştirdi Ramazan'da. Daha farklı bir pırlanta mı olur? Bir altın. Bak forma koleksiyonu şey var. Forma hediye ederim. Bir tane forma koleksiyonu. Hangi takım? Vallahi şu an 100'e yakın forma var biliyor musun? 100'e yakın forma var. Oo, Ayhan Şansoy. Ben olsam ben de yapabilir miyim tarzı? Ya bol ceviz diyoruz. Bak Hollanda'nın Zwolle takımının dahi forması var. Vay Hollanda'dan da bir arkadaş göndermiş. Hollanda'da da yoktur be. Hollanda'da da olmayan formalar kimde var? Ayhan Şansoy'un tozlu raflarından çıkacak formalar. Vallahi dün temizledin her şeyi. Yaptın mı? Dolabı gıcır bahar temizliği yaptım. Bahar temizliği. Bazen sosyal medya temizliği gerekiyor bu arada. Mesaj da verelim buradan. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.